harekete geçtiği görülen ve aslına bakarsanız 7 Şubat 2012'de ucu görülen, daha sonrasında tabii MİT krizinden bahsediyorum. Orada görülen ama daha öncesinde de hissedilen aslında. Orada görülen ve ne kadar büyük olduğu da bu 2 sene içerisinde, oradan bu zamana geçen 2 senelik süre içerisinde daha iyi hissedilen ama belki beklenmedik bir şekilde de bu kadar radikal bir şekilde 10 yıl aralık süreciyle ortaya çıkan bu yapılanmanın bir takım insanların görev yerlerinin değiştirilmesiyle engellenmesi söz konusu değil. Çünkü bu yapı harekete geçti ve bunun az önce anlatmış olduğum hayal dünyası, tahayyül dünyası ve fikriyatı o kadar kolay tasfiye edilebilecek bir şey değil. O kodların dönüşmesi lazım ilk olarak. İkinci olarak da bu süreçlere girmiş olanların yasal süreçlerden, hukuki süreçlerden geçirilmesi lazım. Şimdi yapılan değişiklikler ne anlama geliyor? Ben bu yapılan değişikliklerin Türkiye'nin az önce bahsetmiş olduğum yeni bir anayasa yazarak Türkiye'nin toplumsal sözleşmesini yaratacak olan yeni bir yapılanmaya gidişinin öncesindeki geçiş dönemi unsurları olarak görüyorum. Yani bu yapılanmanın hareket kabiliyetini, operasyon kabiliyetini sınırlandırmanız gerekir. Ama tabii bunun demokratik bir şekilde yapılması gerekir. Dolayısıyla bu değişiklikler ister istemez hükümetin lehine olarak görülecektir ve bir soru işareti koyulacaktır. Belki de bazı insanlar tarafından büyük bir soru işareti koyulacaktır. Ama asıl olan bu değil. Asıl olan sandıktan gücünü alan bir iradenin hem yolsuzlukla ilgili soruşturmaları devam ettirerek, bunların ilgili kişiler kimlerse bunların hesabı verilerek ama bu taraftan da yargı başta olmak üzere Türkiye'nin kurumlarının demokratik bir şekilde yeniden güçlendirilmeleri lazım, yeniden kurulmaları lazım.